Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Sallu ala tabib kulubina Muhammed. Muhterem cemaati müslimin, değerli müminler, sözlerimize başlamadan önce bizleri İslam nimetiyle müşerref kılan, Müslüman kılan, mümin kılan Yüce Rabbimize hamd eder. Gönüllerimiz sultanı, rahmet peygamberi, iki cihan serveri, Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam eder ve yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara selam ederiz. Rabbimiz günümüzü, günlerimizi, ömürlerimizi hayırlı ve mübarek eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Değerli müminler, Rabbimizin lütfu ile, Rabbimizin ikramı ile bugünlere ulaştık elhamdülillah. Ve Kurban Bayramı'nın da, Kurban-ı Şerif'in de gölgesi üzerimize düştü elhamdülillah. Rabbimiz cümlemize sıhhat afiyetle, sevdiklerimizle birlikte mübarek Kurban Bayramı'na ulaşmayı Rabbimiz nasip ve müyesser eylesin. Kurban büyük bir ibadettir. Hem Kur'an-ı Azimüşşan'da hem de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde ifade edilen ve Müslümanların sorumluluğunda olan mübarek bir ibadettir. Kevser suresinde Rabbimiz Celle Celaluhu Zülcelal Hazretleri şöyle buyur: Es-Sanbillah. İnne a'dayna kel kevser. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, biz sana Kevser'i verdik. İşte cennet havuzu ya da İslam olarak da ifade edilen İslam alimler var. Dolayısıyla cennet havuzunu, Kevser'i, İslam nimetini biz sana lütfettik. Senin şahsında bütün ümmeti Muhammed'e. Fesalli li rabbike venhar. O halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. İnne şani'eke huvel ebter. Asıl sana kin besleyen, hınç besleyen var ya, asıl soyu kesik olan odur. Dolayısıyla bu yüce ayeti kerimelerde Rabbimiz Celle Celaluhu bizlere vermiş olduğu nimetlerden bahseder. Kevser nimeti, cennetteki bir havuzun ismi, Rabbimiz Celle Celaluhu'nun bütün insanların kurtuluşu için beyan etmiş olduğu, lütfetmiş olduğu İslam nimeti. Dolayısıyla Müslüman hem bu yüce nimetler için ne yapacak? Şükredecek. İşte o şükrün gereği de namaz kılmaktır, kurban kesmektir. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi şükrümüzün gereğini yerine getiren kullarından eylesin. Bu ibadetlerin belli şartları vardır. İşte kurban kesmede de kişi Müslüman olacak, ergenlik çağına ermiş olacak, efendim hür olacak, mukim olacak, 80 gram civarında bir altını olacak nisap miktarı. Ondan sonra o mübarek bayram günlerine ulaştığı zaman kurban kesmek ona vaciptir. Dolayısıyla Müslüman elinde imkan olduğu müddetçe ömrünün sonuna kadar bu mübarek ibadeti ifa etmek Müslümanın faydasınadır. 80 gram altını yoktur da 70 gram vardır. Kesmesi fazilettir. Efendim 50 gramı vardır. Kesmesi fazilettir. Dinen sorumlu değildir. Ancak kesmesi fazilettir, berekettir. Hem onun dünyada maddi olarak birçok lütuflar kendisine ihsan edilecek, hem de ahirette artık ölüm anından itibaren başlamak suretiyle kabirde, mahşer alanında, efendim hesap gününde amel defterleri dağıtıldığı zaman, o zaman kişi onun faydasını görmüş olacak. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi din-i mubin-i İslam'ı bilinçli olarak öğrenip şuurlu olarak amel eden kullarından eylesin. Kıymetli kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kurban ibadetine hassasiyetle üzerinde durmuştur. Her sene kurban kesmiştir.
Hatta her sene iki tane kurban kesmiştir. Birisini kendisi için kesmiştir. Diğerini de böyle ümmetinden kurban kesemeyecek Müslümanlar için kesmiştir. Bu da bizlere güzel bir mesajdır. Yani kurban kesemeyen ümmeti içinde kurban kesmek, en azından Müslümanların da vekaletle kurban vermek suretiyle ihtiyaç sahibi olan Müslümanların ihtiyaçlarını giderme yönünde bir gayrette bulunması da, bu da sünnet-i nebevi bir yoldur. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine uyan ve bu yolda giden kullarından eylesin. Tabi kurban ibadetinin hem ailemize, sokağımıza, akrabalarımıza, komşularımıza, vatanımıza, milletimize ve İslam kardeşliğimize ve insanlık kardeşliğimize ve yeryüzünde bulunan evrensel olarak çok büyük faydaları var. Bunun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kurban ibadeti üzerinde hassasiyetle durmuştur. Bakınız şöyle buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem: "Men kâne lehu sa'atun ve lem yullahi felâ yakrabenne musallâna." İmkanı olduğu halde kurban kesmeyen bizim mescidimize yaklaşmasın. Şimdi biz kimseye ya sen kurban kesmedin, imkanında vardı mescide gelme diye böyle bir şey kimse söyleyemez. Ancak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu şekilde ciddi bir şekilde ikazda bulunması, her kim imkanı olduğu halde kurban kesmezse bizim mescitlerimize yaklaşmasın ifadesi ve gerçekten bu da kurban ibadetinin ne kadar büyük bir ibadet olduğunu ifade ediyor. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi kurban ibadeti başta olmak üzere elimizden geldiği kadar bütün ibadetleri ifa ve ikame eden kullarından eylesin. Tabii müminin şiarı nedir? El-Am suresi 162. ayeti kerimede beyan edildiği üzere قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ De ki, benim namazım, kurbanım, ibadetlerim, ölümüm ve hayatım alemlerin Rabbi olan Allah için. Dolayısıyla Müslüman Allah için yaşayacak. Müslümanın ibadetleri de, namazı da, kurbanı da, yaşayışı da, ölümü de Allah için olacak. Dolayısıyla biz Allah için dünyada din-i mubin İslam'ı yaşamak için geldik. Dolayısıyla Allah adına yaşayacağız ve ecel vuku bulduğu zaman da Allah adına ahirete göç etmiş olacağız. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Allah adına yaşayan ve Allah adına vefat eden ve ahirette de Müslümanca muamele gören kullarından eylesin. Tabi kurban ibadeti büyük bir ibadet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o mübarek ibadetin insanlara sağladığı çok büyük sevapları da bizlere ifade etmiştir. Hatta bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe annemizden rivayetle kurban ibadetiyle alakalı, kişi kurban kestiği zaman o kurbanın böyle kıyamet gününde boynuzları, kılları, tırnakları böyle kurban o vaziyette mahşer günde gelecek. Yani kişiye şefaat edecek, şahitlik olacak Allah'ın izniyle. Yani kurbanın kıllarına varıncaya kadar, boynuzlarına varıncaya kadar, efendim tırnaklarına varıncaya kadar onlar mahşer günü gelmesi demek, sen güzel bir ibadet yaptın, Rabbinin emri yerine getirdin, bugün sana bütün bu hayvanların her bir uzvu parçası şahitlik edecek mesajını veriyor. Bu da bir Müslüman için ibadet yapmanın, Allah katında sevabını almanın en büyük mutluluklarından birisidir. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi ibadetler konusunda hassas olan kullarından eylesin. Tabii öyle oluyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tam böyle kurban kesildiği an ilk damlası yere düştüğünde kişinin Allah'ın izniyle böyle günahlarının da bağışlanacağını müjdesini veriyor. Bu da büyük bir fazilettir. Bu da gerçekten Müslümanın kazançlarına kazanç katan yüce bir ibadettir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özellikle kurban bayramında kurban kesmiştir. Sonra da kim böyle yaparsa sünnetimize uymuştur buyurmuştur. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dini yaşaması, işte onlardan birisi kurban kesmesi, bu nedir? Efendimizin yoludur. Dolayısıyla biz dünyaya Efendimiz'i örnek almak için geldik. Efendimiz gibi yaşamak için geldik. Kurban ibadetini de yerine getirdiğimiz zaman Efendimizin yolunda olduğumuz, yani Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden olduğumuzda tescillenmiş oluyor elhamdülillah. Bitti mi? Bitmedi. Tabii öyle ki bu kurbanlarla alakalı kişi
kurbanlara güzelcene bakar. Onları kurban kesme zamanları geldiği zaman da onu kurban ettiği zaman, bu ibadeti yerine getirdiği zaman Allah'ın izniyle mahşer gününde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kişinin biniti olacağını, işte Sırat Köprüsü'nden geçme var ya, işte orada hayvanların üzerine binip de karşıya geçme. Yani bu şudur. Yani bizim anlayacağımız dilden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları ifade ediyor. Yani bir köprüyü geçeceksiniz. Bir hızlı geçmek var. Bir şimşek gibi geçmek var. Bir de hayvanların üzerine binip de böyle birden karşıya geçmek var. Biz böyle net anladığımızdan dolayı sizin kesmiş olduğunuz kurbanın ahirette size böyle faydası olacak. Sizleri cennete taşıyacak. Çünkü siz Allah için paralarınızı harcadınız. Allah rızası için bu harcamayı yaptınız. Allah emrettiği için bu kurbanı kestiğinizden dolayı sizin mükafatınız büyük olacaktır diye böyle ilahi mesajlar verilmektedir. Hatta öyle ki kurbanı keserken, kurban ibadetini yaparken böyle gönül hoşluğu içerisinde yapmamız bize özellikle söyleniyor ki Efendimiz özellikle bunu ifade ediyor ki çünkü kişi Allah'tan sevabını umarak kurban kestiği zaman o kurban da ateşe karşı bir perde olmuş olur elhamdülillah. Bu da nedir? Demek ki kurban ibadeti kişiyi Sırat Köprüsü'nde şimşek gibi karşıya geçirecek olan bir vasıtadır, büyük bir lütuftur. Bir diğeri de cehenneme karşı bir perde olmuş oluyor. Cehenneme karşı perde olduktan sonra bu da ne demektir? Allah'ın rızasına nail olur, cennetlik olur, müjdesi verilmektedir. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi cennet ehli olan kullarından eylesin. Tabii kıymetli kardeşlerim, her şeyi zamanında yapmak lazım. Zamanında yapılmayan hususlarda zaman geçtiği zaman o işi yapmanın çok da bir faydası olmuyor bazen. Mesela özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Diyelim ki saat 11'de uçağa bineceksiniz. 11'i bir dakika geçtikten sonra havaalanına gitseniz bir kıymeti yok. Uçak kaçmıştır. Dolayısıyla ibadetlerimiz konusunda da her şeyin bir zamanı vardır. Özellikle infak konusunda, zekat konusunda, sadaka konularında da o zamanı çok iyi görmemiz lazım. Zamanı gözetmemiz lazım. Zamanı geçirmememiz lazım. İşte kurban ibadeti de onlardan birisidir. Kurban bayramı günleri geldi. Biz o günlerde bu ibadeti yapmadık. Kurban bayramı günleri çıktıktan sonra yapsak bir kıymeti yok. Ramazan ayında oruç tutmadık. Ramazan'dan sonra iki ay tutayım. Olmaz. O zaman da olacak. İşte öğle namazı vakti geldi. Ben öğle namazını ikinden sonra kılayım. Olmaz. Her şeyin bir vakti var. Dolayısıyla ibadetlerde vakitler önemlidir. Vakte riayet etmek lazım. Özellikle hayır hasenat konusunda da çalışma gayret etme konusunda da özellikle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hem mübarek sözlerinde hem de baktığımız zaman Kur'an-ı Azimüşşan'da bu konuya özellikle hassasiyetle üzerinde durulur. İşte bir fetihten önce, Mekke'nin fethedilmesinden önce Müslümanlar zor durumdayken, fakir iken, muhtaç durumdayken kişi orada infak etmiş olsa onun sevabı büyük. Ama fetihten sonra Müslümanlar rahatken, imkanları varken böyle bir şey yapmış olsa bu sefer aynı sevabı almaz. Efendimiz o konuda şöyle çarpıcı bir örnek vermiştir. Buyurmuşlardır ki bir kimse yani fetihten önce o sahabenin vermiş olduğu yarım diyelim böyle kilo hurma ya da bir avuç hurmanın o sadakanın sevabı öyle bir sevaptır ki siz fetihten sonra Müslümanlar rahatladıktan sonra siz Uhud dağı kadar altını infak etseniz onun sevabına ulaşamazsınız buyuruyor. Dolayısıyla zor zamanlarda yapılan az bir iyilik de hayır da böyle rahatlık zamanlarda yapılan çok hayırdan daha fazla sevaptır. Dolayısıyla zamanı gözetlemek lazım ve elimizden geldiği kadar da zamanları değerlendirmek lazım. Rabbimiz Celle Celaluhu bütün ibadetlerimiz konusunda gayret eden, çalışan, ibadetlerimizle ömrümüz bitmeden her şeyi zamanında yapan kullarından eylesin. Tabii kıymetli kardeşlerim, bu kurban ibadetinin bir de vekalet yönü var. Hem ülkemiz içerisinde ihtiyaç sahiplerine bu kurban etlerini ulaştırma, hem de yurt dışında muhtaç, mağdur, mazlum durumda olan yetim, öksüz, garip kurabaya bu kurban etlerini ulaştırma konusunda Diyanet İşleri Başkanlığımız Türk Diyanet Vakfı ortaklaşa her sene aşağı yukarı bir 30 seneden beri böyle güzel bir çalışma yapıyor. Tabii bu çalışmalarda böyle binlerce gönüllü bu konuda kurban etlerini vekaletle dağıtılma konusunda çalışıyor, gayret ediyor. Dolayısıyla kurbanını paylaş,
kardeşinle yakınlaş. İşte kurbanı yurt içinde kesmenin vekaletle bedeli 5.950 lira ama yurt dışında kesmenin bedeli de 2.750 lira. Dolayısıyla bunlar da cüzi bir rakamdır. İmkanı olanları hem burada keselim hem de bir tanesini de yurt dışına ihtiyaç sahiplerine gönderelim. Bu da fazilettir, berekettir. Mesela bakınız geçen sene 2022 yılında Türk Diyanet Vakfımızın, Diyanet İşleri Başkanlığımızın ortaklaşa yapmış olduğu bu vekaletle kurban çalışmasında sizin emanet ettiğiniz o vekaletle kurban 525.550 hisse, bu kadar kurban kesilmiştir. Böyle ihtiyaç sahiplerine verilmiştir. Hatta 81 il ve 922 ilçede bu taksimat yapılmıştır. Hatta böyle mazlum mağdur coğrafyalara baktığımız zaman 82 ülkenin 375 bölgesinde de bu ihtiyaç sahibi olan insanlara bunlar dağıtılmıştır. Şöyle de ifade edelim bunu. Geçen sene 2022 yılında 21.897.917 kişiye ulaşılmıştır. Elhamdülillah bu kurbanlarımız ulaşmıştır. 4.362.723 aileye de bu kurban etleri ulaşmış oldu. Bu da nedir? Bu da elhamdülillah büyük bir nimettir, büyük bir imkandır. Dolayısıyla yeryüzünde mazlum mağdur durumda olan insanlar var. Bizleri bekliyor. Biz de onların ümitlerini boşa çıkarmamamız lazım. Çünkü sahipsiz olan yetim öksüz garip kuraba insanlar var. Özellikle yetimlerle alakalı böyle organ mafyası, fuhuş mafyası, misyonerlik mafyası, çocuk terörist mafyası hepsi çocukların etrafını ateş çemberi gibi kuşatmışlar. Bizim bu vekalete kurbanlarımızla, efendim yardımlarımızla, infaklarımızla ne oluyor? O çocuklara bizler sahip çıkmış oluyoruz. Misyonerlere onları Hristiyan yapsınlar diye o çocukları çalmalarına fırsat vermiyoruz. Organ mafyasının çocukların organlarını çalmalarını, sakat bırakmalarını ya da ölüme terk etmelerine fırsat vermiyoruz. Fuhuş mafyasının da kız erkek çocuklarımızı bu kötü yolda böyle heder etmelerine böyle fırsat vermeden Allah'ın izniyle yardımcı olup o çocuklarımızı korumuş oluyoruz. Bir de DAEŞ gibi, PKK gibi efendim uluslararası böyle çalışan terör örgütlerinin de o çocukları çocuk terörist asker yapmalarına da fırsat vermemiş oluyoruz. Ne ile? Vekalete kurban çalışmalarıyla, infaklarımızla, zekatlarımızla, sadakalarımızla ne yapmış oluruz? Bizler de elimizden geldiği kadar Allah'ın izniyle evlatlarımıza sahip çıkmış oluyoruz. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi yolundan giden kullarından eylesin. Kıymetli kardeşlerim, tabii bu vekalete kurbanla alakalı çok önemli çalışmalar var. Mesela şimdi ben sizlerden bu konuda bir örnek sunacağım. Özellikle bizim ülkemizden dünyanın birçok yerine böyle yardım çalışmalarında gönüllü olarak giden insanlar var, çalışıyorlar, gayret ediyorlar ve orada bizim bu işi yapmamızın ne kadar ehemmiyetli olduğunu böyle anlatan böyle acı acı hatıralar var. Mesela Nijer'de gönüllü yardım kuruluşlarından efendim bizim kardeşlerimiz oralarda kurban eti dağıtmak için gittikleri zaman mesela bir eve geliyorlar. Orada misafir oluyorlar. Ev sahibi bir kavanoz çıkartıp oradan bir şey alıyor, bir parça. Yemeğin içerisine bir parça koyuyor. Tabii bunlar merak ediyor bu nedir diye. Onların dediği de şu: bu sizin geçen sene getirdiğiniz kurban etleridir diyor. Ben onu bereket olsun diye, bunlar çok önemli, çok mühim, çok değerli bizim için, ben bunları kuruttum ve her zaman yemek yapacağım zaman bir parça içerisine koyuyorum diyor. Yani bizim gördüğümüz o 1-2 kilo et deyip geçmemek lazım. Karşı tarafta daha farklı bir şekilde bunlar algılanıyor ve onların gönüllerine de yuvalarına da dokunmuş oluruz elhamdülillah. Şimdi bir hadise anlatacağım sizlere. Bunu Profesör Doktor Tufan Gündüz bu televizyonda bir konuşmasında anlatmış idi. Bu özellikle Bosna Savaşı yıllarında çok büyük acılar yaşandı. Çok önemli bir hadise. Orada bizim Türk askerimiz de bir barış gücü olarak orada bulunduğu zamanlar
görevi nedir? İstihbarat, açık istihbarat toplam. İşte şurada bir bomba vardı. Efendim burada efendim bir sıkıntı var. Bunları rapor ediyor. Görevi bu. Ama bizim Türk milletinin sadece böyle bir görevi olsa da onunla sınırlı olmuyor. Ne oluyor? Bu sefer biz yardıma muhtaç olan insanları ev ev, köy köy araştırıyoruz. Orada askerimiz bunu yapıyor. Efendim okulları tamir ediyorlar, evleri tamir ediyorlar, onarıyorlar. Efendim şu elbisesi olmayan çocuklara elbise getiriyorlar. Böyle yardım kampanyaları düzenliyorlar. Mesela onlardan birisi kış ayı, yani kışın böyle o kış aylarında soğuğun da çok fazla olduğu, karın da çok fazla olduğu bir zamanda işte hangi evlerde ne ihtiyaç var köy köy geziyorlar. Bunların listelerini yapıyorlar ve Türkiye'den erzak hazırlayıp o büyük askeri kargo uçaklarını Türkiye'den doldurup öyle daha düzenli olsun diye getiriyorlar. Tabii bu Bosna'da bunların dağıtımını yapılıyor. Neyse bir köye geliyor. İşte o da bir bizim Karadeniz iklimine benzer bir coğrafyada, bir ev o tarafta, bir ev bu tarafta. Böyle neyse bunları tek tek dağıtıyorlar listelere göre. Tabii dağıttıktan sonra köyün ileri gelenlerinden birisi diyor ki ya tamam dağıttınız da şu tepede bir tane ninemiz var. O siz burada liste yaparken burada yoktu, onu yazmayı unutmuşuz. Ona da bir paket veremez misiniz? O da veririz diyorlar. Tabii verecekler de onun oraya çıkılacak bir yol da yok. Böyle bir tepe bir yerde. Tabii kar da var. Bu sefer o bizim iki askerimiz, iki subayımız, birisi yüzbaşı, birisi binbaşı, o yardım kollarını sırtlarına alıyorlar, omuzlarına alıyorlar. Ve tabii o tepeye karda diz boyu böyle çıkıp yardım götürmeye çalışıyorlar. Tabii tam kapıya geldikleri zaman kapıyı vuruyorlar. İçeriden yaşlı bir kadın çıkıyor. İşte çoluk çocuğunu da savaşta, Bosna Savaşı'nda kaybetmiş. Böyle bir mazlum mağdur olan bir yaşlı bir kadın çıkıyor. Tabii bakıyor ki karşısında iki tane asker var. Yani omuzlarında da efendim böyle koliler var, gelmişler. İlk söylediği söz çok önemli. Türk müsünüz? Yani Avrupa zaten Türk dendiği zaman Müslüman olarak anlıyor. Bu Lazı'yı da, Kürt'ü de, Çerkez'i de, Türk'ü de hepsini Müslüman olarak, Türk olarak ifade ediyor. Diyor ki Türk müsünüz? Tabii böyle söyleyince bizim askerimiz de diyor ki evet biz Türk'üz diyorlar. Tabii sonra o yaşlı teyzemizin söylemiş olduğu bir söz var ki biz Müslümanların özellikle bu coğrafyada Rumeli ve Anadolu coğrafyasındaki Müslümanların yani Türkiye'mizin ne kadar çok fazla hassas bir konumda olduğumuzu ifade eden bir söz. Geleceğinizi biliyordum diyor. Allahu Ekber. Demek ki bizi bekleyen birileri var. Yani dünyanın birçok yerinde mazlum mağdur durumda olan, muhtaç durumda olan, yardıma muhtaç durumda olan birçok insan var ki geleceğinizi biliyorduk diyorlar. Böyle bizleri bekliyorlar. Hatta bazı bölgelerde 6 seneden beri siz buraya geliyorsunuz diyorlar. Siz getiriyorsunuz. Demek ki biz oraya gitmesek oraya yardım gitmeyecek. Böyle her Kurban Bayramı'nda, her Ramazan'da bizim yolumuzu bekleyen, biz sizi Kurban Bayramı'nda bir de Ramazan'da yolunuzu gözlüyoruz diyen insanlar var. Dolayısıyla bu insanların ümidi biziz. Yani yeryüzünde bulunan mazlumların da mağdurların da ümidi biziz. Onları ümitsiz bırakmamamız lazım. Ümitlerini suya düşürmemek lazım. Elimizden geldiği kadar ama vekaletle kurban çalışmalarında, ama efendim hediyem kurban olsun da, ama su kuyularında, ama erzak yardımında, ama yetimlere efendim bayramlık giysi vesaire falan konusunda akla gelebilecek bütün yardımlarda bizi bekleyenler var. Onların ümidi boşa çıkarmamamız lazım. Şimdi bu hadiseyi anlatan Tufan Gündüz profesör bu hadiseyi anlatmış. Bir genç delikanlı bunu televizyonda izledim diyor. Sonra Bosna'ya gittiği zaman bir delikanlı yanına geliyor. Diyor ki ya ben seni televizyonda izledim diyor. Böyle 20'li yaşlarda bir delikanlı. Fakat sen bu anlattığın hadise var ya bana çok garip geldi diyor. Pek de inanasım gelmedi. Herhalde hoca abarttı diye zannettim diyor. Sonra ben bir vesileyle Bosna'ya gittim. Orada bir iş yapmak için. Orada bir şehre gittim. Orada yerleştim diyor. Fakat o şehirde Müslüman ve Hristiyanlar karışık bir vaziyette yaşanılan bir şehir. Bir gün tabii orada bir iş, küçük böyle ufak tefek bir iş de kurdum. Böyle dükkandayken bir gün birisi geldi. Bana dedi ki böyle Müslüman ailelerden birisi, cenazemiz var, seni onun yanına götürmek istiyoruz. Tabii böyle deyince o da demiş, şaşırmış, hoca değil kendisi. Yani niye ben, niye beni çağırıyorsun dedikleri zaman da onların söylemiş olduğu söz de gerçekten
bize bakışın, yani bu coğrafyada yaşayan Müslümanların ya da bu Türkiye'de bulunan Müslümanların konumunu çok net bir şekilde ifade ediyor. Ailemizin büyüğü vefat etti ve vefat ederken beni bir Türk defnesin dedi diyor. Onun için geldik. Şimdi o genç delikanlının şu ifadeleri de var. Diyor ki hocam diyor, beni böyle davet ettiler ama ben cenaze namazı kıldırmasını bilmem. Ya ben sadece efendim bir Fatiha suresini biliyorum. Ondan başka birisini bilmiyorum. Ha, gittim diyor. Gittim Fatiha suresini okudum diyor. Şimdi bizim durumumuz, konumuz ne olursa olsun ama dünyadaki insanların bize bakışı çok daha farklı. Hatta Uganda'da mesela bir yardım çalışması yaparken orada yetimlere, öksüzlere, yetimhanelere, camilere birçok böyle kurban etleri, hediyelikler, kumanyalar mesela götürüldüğü zaman böyle bir gün o yardım ettiği zaman bir yaşlı teyze elimi tuttu ve bırakmadı. Tabii ben de bir anlam veremedim ancak yüzüne baktım. Tabii dilleri farklı olduğu için sadece gözyaşını döküyor diyor. Böyle ağlıyor. Yani o gözyaşları bile onların ihtiyaçlarının ne kadar fazla giderildiğini, memnuniyetini ifade ediyor. Hele o yetim çocuklara hediye verme, efendim oyuncaklar verme, onlarla birlikte oyun oynadıktan sonra ayrılık vakti geldiği zaman o çocuklar bizle sarılmak için, ellerimizi tutmak için adeta birbirleriyle yarışıyorlar. Yani o çocukların, o yetimlerin, o yaşlıların, o mazlum ve mağdurların, sadece oraya yardıma giden insanların ellerini tutmak, onlara sarılmak, efendim onlara tebessümle bakmak, onlarla kucaklaşmak, sadece onlara değil, onların şahsında Türk milletiyle sarılmak istiyorlar. Dolayısıyla biz onların büyük ihtiyaçlarını giderdiğimizden dolayı onlar da Allah'ın izniyle sevgilerini, muhabbetlerini göstermiş oluyorlar. Bu insanların ümidini kırmamak lazım. Elimizden geldiği kadar malımızla, efendim mülkümüzle, vekalette kurbanla, sadakalarımızla, zekatlarımızla yeryüzünde bulunan mazlum mağdurları gözetmemiz lazım. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi rızası dolusuna hareket eden kullarından eylesin. Rabbimiz yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara karşı kardeşlik görevimizi yerine getiren kullarından eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi din-i mubin İslam'ı bilinçli olarak öğrenip şuurlu olarak amel eden kullarından eylesin. Rabbimiz cümlemizi ailece, nesillerimizce, evlatlarımızca namaz ehli, dua ehli, şükür ehli ve merhamet ehli, ibadet ehli, haya ehli ve istikamet ehli olan kullarından eylesin. Dualarımızın makbul olması için, cümle geçmişlerimizin ruhu için, hasreten vatanımızın ve milletimizin selameti için, hasreten Allah rızası için, velhamdülillahi rabbil alemin, el-Fatiha.